Merhaba. Yine soğuk bir kış günü nasıl ısınırız derken çok güzel bir modelle karşınıza geleceğiz. Neler yapıyoruz? Panço'nun hırkaya evrilmiş halini yapıyoruz. Tabii ki bilindik bir şey. Biz de kendimizde nasıl örebiliriz, daha kolaya nasıl indirebiliriz ya da neleri ekleyebiliriz diyerekten alternatifler sunduk size. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Örümü son derece kolay ama kullanımı bir o kadar rahat ve her şeyle kombinleyebileceğiniz tercihlerini, renklerini bugün bir 3 model göstereceğiz size. Aslında özünde tek model. Fakat oynamalarla, nüanslarla ne hale geliyor onları görün istedik. Ve bugün size yeni ama bilindik olabilir fakat örümde değişik aşamaların olduğu güzel panço bir hırka ile karşınızdayız. Bir pançonun hırkaya evrilmiş hali, bir şalın bir hırkaya dönüş hali, hepinizin bildiği yaptığı biz de küçük atraksiyonlar koyduk ve değişik değişik hallere nasıl getirebilirsiniz? Efendim söyleyeyim, her ustanın bir yoğurt yemesi mi var derler ne de her yiğidin, pardon özür diliyorum. Bizim Canan'ın da bir yoğurt yiyiş şekli vardı. Pek beğendik. Eklemeler yaptı. Güzel de oldu. Bunu dedik ki Canan'a en güzel sen anlatırsın. Biz de faydalanalım bunlardan. O da geldi beni. Canan çok tatlıdır, çok şekerli. Bir de bana çok benzetirler. Kardeş misiniz diye soruyorlar. Kardeşten daha öteyiz. Hemen onu da canım, canım. Sevgili öldüreceğim. Aynen. Şal öyle. Ve bu çok güzel oldu. Ve ben de giydim. Sıcacık da durdu. İyi misin? İyiyim. Yani bak fark olmuş tavşan. Ding. Evet, kameranın karşısında şöyle bir baktım titriyor. Dedim ki tatlım biz bizeyiz. Yani ne olacak ki şurada? Dedim ve Canan'ı, hadi Canan'ı konuşturalım artık. Ben susuyorum, sen anlatıyorsun. Bu fikri nasıl yaptınız? Ne ekledin senden olan? Benden olan ne ekledim? Bu bir iki renkti. Ben bunun hiç arkasını görmeden Pinterest'ten buldum örneği önce. Ben bunu öreceğim dedim. Bana göre bir kendime göre bir düzenleme, düzenleme getirdim. Aslında çok da basit bir mantıkla yola çıktın değil mi? Evet. Güzel. Çünkü normalde hep enden başlayıp öyle dikdörtgen uzun bir parça örüldüğü için ben bunu dedim ki tam tersi misin alı şişle 160 ilmek atarak şöyle 90 santim boy şöyle örerek öyle tamamlamıştık. Şimdi hiç bilmiyoruz. Şuradan anlat istersen orayı da. Şuradan başlayıp şöyle kolları birleştirdiğimiz yer burası. Dikdörtgen bir parça yapmak için 160 ilmek atıp 90 santim ördük. Yüksekliğini. Yüksekliğini. Arttırma yok. Arttırma Hiçbir yok. şey yok. Eksiltme yok. 100, Dikdörtgen bir parça 160 160. ilmek. Ama bu kişiye göre de değişir. Değişir. 140'a kadar 140'a kadar düşebilirler daha düşebilir. minyonlar. Çünkü hani uzun boylular için kollarını açıp da ölçü alırlarsa daha net olur. Ölçümüzü alırken kendi bedenimize göre örerken başlangıcımızdan şuraya kadar kolunuzu açıyorsunuz. Açtım kolları. Açtım. Tamam. Tam ölçü bu. Tam ölçü bu. Kim örüyorsa o ölçü olacak. 160 ilmek bizim gibi olan kol boyu uzun olan insanlar için 140 ilmek de daha minyon gibi Minyon. olanlar da uyacaktır diye düşünüyorum. Sonra bunu ne kadar santim dedin? 90 santim. Şurası 90 santim olacak. Ördük 90 santim. Ördük 90 santim. Burada küçük bir şey söyleyelim. Söyleyelim. Renk değişiyoruz. Elimizde kalan ipleri kullanabiliyoruz veya işte böyle bir kürkler kullanabiliyoruz ki şöyle mesela Molly'nin bu pandasını çok beğendim. Molly'nin pandası da çok hoş duruyor. Bakın hani şu kısımlarda falan şöyle simlisini kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Bunlar yakışıyor ve güzel bir sıcaklık veriyor. İşin garibi tam ördüğün yerlerde sırtına ve omzuna gelen yerlerde bu kürk dokun hem sıcak da tutuyor Evet. biliyor musun? Evet. Aynen. Bunları kullanabiliyorsunuz. Hemen onları da şimdi böyle koyalım. Başladık 160 ilmek 90 santimi. Bitirdik. Ondan sonra dikdörtgen parçayı böyle köşeli, şurası da aynı şekilde yapıp şuradan mesela ne kadar? 30 santim. Şunları katmayın Şunlar hanımlar. sonradan, o Şurası yakalar ördüğünüz sonradan. parça şurası. Şimdi şunu da göstereceğiz. O siyah Şuradan. zaten örülmemiş ham halde. Buradan 30 santim dikmek için bırakıyoruz ve ilmek çıkartıp
kollarımız için lastik yapıyoruz. Hı hı. Şöyle yaklaşık 20 santim falan mı? 15 santim. Bilek kısmı. 15 santim lastik yapıyoruz. Daha sonra burayı kol yerine dikip birleştiriyoruz bu köşeyi. Hı. Bir tarafı böyle bitmiş oluyor. Sonra ayrıyeten bir parça örüyoruz. 20 santim ilmekleri atıp haroşa yapıyoruz. Böyle gidiyoruz. Dikdörtgen. Renkleri seçimlerini kendiniz nasıl isterseniz uygulayabilirsiniz. Kare, dikdörtgen. Bu parçayı konsalarla. Bütün örüyorsun. Bütün örüyorsun. Şuradan örüyoruz. Başladım. Şöyle evet. Bir parça ayrı ördüm. Ördük. Bitti. Burayı kaç santimden hesaplıyorsun? Kolu diktiğin yerde. Kolu diktiğim yerden okay. Hesaplıyorum. Hı hı. Sonra bunu dikiyorsun. Dikiyorum. Hı hı. Şimdi buradan sonrasında da şimdi göstereceğiz zaten. Hatta ve hatta siyahı serelim ne demek istediğimizi anlasınlar. Üçgen katlama şeklimizi bir görsünler. Bize ilmeklerimizi attık Canancığım. Şu kadar. Burada 160 santim var. Bu benim ölçülerimi alırken kollarımı böyle açarak aldığımız bir ölçü. Şimdi sim kattık mesela. Simlisini yapabilirsiniz. Bakın şunu kullandık. Hemen şöyle göstereyim. Bu içine de sim katarsanız zaten bu görüyü pufur pufur veriyorsunuz. Yine peluş ipimiz bu. Ve dediğim gibi simlisini kullanmak istediğinizde yine bu ipi kullanabiliyorsunuz. Çok hafif duruyor. Herhangi bir şekilde şeyi yok. Dokusu çok sıcak duruyor. Çok da güzel oluyor. Şimdi böyle bir şeyi ördük. Büyük şişlerle ördük biz. 160 ilmek attık. İlmek attık. 90 santim uzunluğunda önden düz, arkadan ters örüyorsunuz bunu. 90 santim bitti, ilmeklerimi kapattım. Evet. Şimdi şekil verelim. Şimdi şeklini vermeye başlayalım. Evet. Bu bir üçgen yapıyoruz. Ucu, evet, birbirini birleştirip şöyle burası dikiş için ayrılan kısım. Şurada biz 38 tane ilmek çıkartıp kol lastiği öreceğiz. 10 santim, 15 santim ne kadar isteniyorsa örülecek. Ondan sonra dikilecek burası. Şimdi kol yerini 38 ilmeği neye göre hesapladın? Neye göre hesapladım? Şunların ikisini birleştirince koluma yetecek kadar hani bileğime gelecek kadar o ölçüyü alarak oradan ilmek çıkar. O zaman şekil A'dakini gösterelim. Evet, hemen bakın şurada. Ne yaptık? Bu üçgenimizi aldık. Böyle yaptık. Şu üçgenimizi aldık. Şöyle birleştirdik. Şimdi bunu diktiğimiz yerden az önce söylemiş olduğu ilmek alma yeri var ya. İşte şurasını dikeceğiz. Ve buradan bir kol yeri çıkıyor. Buraya kadar gördüğünüz her şey standart. Bilinen, yapılan bir şey. Canan'ın yapmış olduğu değişiklik buradan sonra başlıyor. Bir küçük nüans koyuyor. Belki onu da biliyorsunuzdur ama biz de kendimizce yaptık. Onu paylaştık sizinle. Burayı diktik. Bakın kol lastiği örüldü. Düz bir ipten örüldü. Şöyle bu herhangi bir ipten yapabilirsiniz. Ben rengine uysun diyerekten siyah istedim. Orası simli, orası simli olmasın dedim. Ve böyle bir şey yaptık. Şimdi burası kol. Burayı diktik. Üçgeni gördünüz. Şöyle. Buradan sonra İlmekleri çıkartmayı da gösterdi. 38 ilmek çıkartıyoruz. Evet. Şimdi buradan sonrasında ne yapıyoruz? Bize o şimdi deminki seninki hırka, evet o daha açık renk daha güzel evet. Gözükecek onda. Bunu da aynı şekilde ördük. Hı hı. Daha sonra bunu da şu şekilde tığla birleştirip bu da değişik bir versiyon. Evet. Tığla kenarlarını falan, kollarını tığla örmeyi tercih ettik. Bu da ayrı değişik bir süsledi, model. Süsledi, pomponlar evet, koyduk. Pomponlar. Bu tür kırçıllıya da evet. Böyle ipleri karıştırıp da yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle. Bu flower'larla da bu çok güzel oluyor. Olabildiğince hafif oluyor. Meç edebilirsiniz, renklerini değiştirebilirsiniz. Görsel açıdan da dediğim gibi pek güzel. Kırçıl yapmak istiyorsanız da böyle bir renk oynayışında yapabilirsiniz. Bunda değişik olan şey her türlü ipi kaldırıyor olması. Evet. Çok aykırı bir renkle de etrafını dönmüşsün. O evet. Da çok hoş olmuş. Öyle. Bunu da şöyle alayım. Hı. Öyle birleştirip tığla daha etraflıca böyle etrafını tığla. Bunda lastik, tığ işi lastik kullandım. Daha çok hani değişik farklı olmasını istediğimiz bir için. Bir ucundan başlayıp döne döne. Döndük. Peki
Şurada bir yaka çıkıntın var. Evet. Bunda orasında yakamızı da sonradan böyle gidip gelip lastik önden arkadan böyle tığ işi lastik yaparak uçlarına da böyle pompon yaparak. O zaman bir saniye, benim anladığım şurada şuraya kadar bu etek ucuyla gelip bu yakaya gelip, kadar evet, gidip gelip dönüyorsun. Dönüyoruz. Yakayı ellemiyoruz. Orayı daha sonra yapıyoruz. Gidip gelip yakayı yapıyorsun. Hı-hı. Bu süslemelerde size kalmış bir şey. Kurtçuklar, bak böyle süsler. Şöyle birikler yapmış evet, mesela. Düğmeler bak, yaptık mesela. Kendi ipinden böyle pomponlar falan. Bu başka bir versiyonu. Hemen bunun önünü kapatalım şöyle daha iyi görünsün. Şöyle yapalım. Siz de bunları rahat rahat görün. Kollarda da aynı detayı kullanmış. Bu da çok güzel oldu. Onun yakasını da düzeltirsek. Hı hı. Evet, burada mesela aklınıza takılan bir sorunuz olduğu zaman biz hemen oradan size yardımcı oluyoruz. Bakın şurada mesela bir detay var. Kolu diktikten sonra buraya biraz daha, bu opsiyon şeyde de kullanabiliriz. Hani biraz daha yukarıya doğru bedenini kısa ördünüz de evet, kasma yaptı. Kasma yapmasın. Burası da ya, çok güzel hı-hı, olmuş. Canan çok güzel olmuş. Bu başka bir versiyonu. Başka bir... İki tane model var önümüzde. Evet. Bir tanesinin yakası bu şekilde. Böyle bir tanesi. Hem tığ işiyle farklı oluşu. Bu da şişle şal yaka yaparak daha sonra da altını toparlamak için 4-5 sırada haroşa ile tamamladık. Heh. O haroşadaki zaten dökümü veren evet, o. Yani değilse bıraktığın zaman evet, aşağı doğru. Hem aşağı doğru uzuyor. Hem evet, de aşağıdaki arkadaki bu volanlamayı toparlıyor. Onu da o şekilde verdim. Bunun yakasını da zaten az önce anlatmıştım. Ek bir parça. Ayrıca örüp. Mesela bunda, bunda kullandığını, bunda kullanmadım. Evet. Şunu. Şuradaki detayı düz gitmiş. Düz gittim. Onda gerek olmadı çünkü o biraz gelecek diye onu da öyle bir şeyle yapmayı tercih ettim. İkisi de çok farklı oldu. İkisi de çok hoş oldu. Bu biraz degaje yaka gibi. Şöyle açıyorsunuz. Bu böyle tam basic, oversize. Bu biraz daha böyle kendini gösteren, süslü. Şimdi bu siyaha da başlayacağız. Onun yakasını da galiba buna doğru çevirebiliriz ama onda da uzun bunları eklemeyip evet. Değil mi? Evet. Ensede şöyle birleştireceksin. Aşağıya doğru kaşkolumsu bir şey, sarkık bir parça da olabilir. Evet. Olabilir. O da bir değişik olabilir. Evet. Hani bazen şöyle önümüzü şöyle kapatmak isteyebiliriz. Bağımsız bir parça olabilir ama ensede bir dikiş olsun. Ensede dikiş olsun. Değil mi? Yani evet. Buradan gelirken mesela bunları dikmeden evet, şuraya dikmeden bağımsız bir parça. Daha da uzun. Mesela. Değil evet, mi? Şöyle arttırılabilir. Aa! Düz birikle ördükleri zaman pul payet işleyebilirler. Pullu birikle evet, örebilirler. İri pullular var ya mesela. Çok onlar şıkır şıkır duruyor. Çok güzel oluyor. Evet. Onlar da yapılabilir. Dediğimiz gibi şiş numarası kaç kullanıyorsun genelde? 8, 7. İpin kalınlığına göre. Değişir. Baksınlar. Evet. Ama çok da böyle pelte gibi olmasın. Acık da bir tutsun. Evet. Bunu 7 ile örmüştüm mesela. Onu 8 ile ördük. Kalınlığına göre değişiyor. Cinsine göre değişiyor. Ama bir kürk görüntüsü vermek istiyorsanız Molly'nin peluşuyla örmenizi tavsiye ediyorum. Ama daha böyle kırçıllı bir şey örmesini istiyorsanız da şu flower'ı tavsiye ediyorum. Bunu 2 kat, 3 kat yapabilirsiniz. Döküntüyü ona göre verebilirsiniz. Etraflarında farklı renkleriyle ebolisini kullanabilirsiniz. Yani çeşit olaraktan, hafiflik olaraktan da alternatif kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi tamamını onun örmeyi aradaki kürk görüntüsü olan şeritlerde bunları kullanabiliyorsunuz. Doku çok güzel olduğu için sararken size bir şal havasında oluyor. Evet. Ve tam böyle omuz ve sırt bölgelerine de gelince evet, o şeritleri koyduğun yerlerde giyildiği zaman sıcacık tutuyor gerçekten. Evet, hadi bakalım. Giyelim mi? Giyelim. Hadi biz giyinmeye gidiyoruz. Bekleyin. Evet. Hırkaları bir hızlı ördük. Mançoları bir hızlı ördük. Sırf size yetiştirelim diyerekten. Bak hemen giydik. Gerçekten çok rahat ve sıcacık tutuyor. Şöyle. İşte ölçüyü alırken şu. Evet. Ölçüyü böyle tutuyorsunuz. Ölçünüz bu. Bu kol, iki kolun arasındaki bilekteki santimler sizin için önemli. Yani şuradaki bilekten öbür bileğinize kadar şöyle açtığınız zaman
Uçuyoruz. Evet, ben çok severek de giyiyorum. Evet. Şimdi bu seni de toparlayacağız. Bunu beyazlarla, şalvar giyip, içine, üstüne gömlek giyip, yakalarını değil mi? Evet. Açıp böyle bunu giydiğiniz zaman onunla da resimlerimiz olacak. Sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Hayal Atölyesi Şükran Barış Instagram'dayız. YouTube'daki kanalımıza abone olmak için hemen şu aşağıdaki tuşa basıyorsunuz. Bize abone oluyorsunuz. Zil sesini açıyorsunuz. Yeni videolarımızdan haberdar oluyorsunuz. 2,5 yıllık gidiyoruz biz. Hırkaları denemeye gidiyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.